arkadaşlar. Çeşitli videolardan merhabalar. Bugün çeşitli videolara konu olan RKS Blazer X-Ray Edis MOSFET'imizin arkadaşlar yürüyen grubunun komple ön varyatör, arka debriyaj, ondan sonra değişmesi gereken parçalar komple sökeceğiz. Sizlere neler var neler yok onu göstermeye çalışacağız. Tabi arkadaşlar yürüyen grubun kapağı siyah. Onu da güzel bir zımpara atıp yeniden kırmızı renge boyayacağız ki biraz dikkat çeksin. Biz arkadaşlar videolarımda bazen dipnot vermeyi çok seviyorum ben. Şimdi onun öncesinde 20.000 RKS Blazer X-Ray Edis MOSFET'imizin 20.000 km değerlendirmesini yapmıştık. 30.000'e varmak üzere 30.000 km değerlendirmesini de bekleyin. Aslında arkadaşlar işleyen her parçanın mutlaka arkadaşlar bakıma ihtiyacı vardır. Yürüyen grubundan tutun şanzımana, şanzımandan tutun arkadaşlar ön tekerlek kilometre çarkına, kilometre çarkından tutun karbüratöre, karbüratörden tutun bujisine kadar bunların her zaman bakıma ihtiyacı vardır. Tamam arkadaşlar sökmeye başlamadan önce her zaman söylerim bir lokma anahtarınız mutlaka olması şart. Haydi oynatalım. Arkadaşlar kapağımızı çekip çıkardık. Arkadaşlar kapağımızın içini görüyorsunuz. Balata tortularıyla dolu. Onlar da temizlenecek. Tabi arkadaşlar arka debriyajı sökmek için daha önce hazırladığımız aparatlarımızda, videolarımızda mevcut. Ön varyatör sökmek için de arkadaşlar yine aparatımız videolarımızda mevcut. Arkadaşlar arka debriyajı sökebilmek için daha önce hazırladığımız aparatımızı şu şekilde arkadaşlar yerleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar 17 lokma anahtarımızı takıp çeviriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi civatamız gevşedi. Şöyle civatamızı söküp üst kapağı alıyoruz şu şekil. Sonra arkadaşlar debriyajımızı alıyoruz arkadaşlar. Şu şekil arkadaşlar şurada bir tane maç dişimiz var. Onu arkadaşlar şu şekilde çıkarıyoruz. Şu şekil kayışımızı çıkarıyoruz. Arkadaşlar daha önce hazırlamış olduğumuz ön varyatör sökme aparatını şu şekilde arkadaşlar şaseye geçiriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar lokma anahtarımızı da çeviriyoruz ve açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sırasıyla arkadaşlar dişimizi şu şekilde çıkarıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar varyatörümüzü şu şekilde çektik çıkardık. Evet arkadaşlar sizin de gördüğünüz üzere yürüyen grubumuzun içi bu şekil. Balata torturlarıyla dolu. Önce arkadaşlar güzel bir tinerle temizleyeceğiz. Yıkayacağız.
Sonra arkadaşlar söktüğümüz tüm parçalarımızı yine tinerle yıkayacağız. Arkadaşlar bazıları benzinle yapıyor, onu söyleyeyim. Ben her zaman tinerle yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir zararını da görmedim. Tiner. Benzin tinerden biraz daha ucuz olduğu için benzin kullanıyorlar. Aslında en adil çözümü tiner yapar. Evet arkadaşlar. Daha önceden fıs fıs bir kaba koyduğumuz tinerimizle yürüyen grubu iç kısmını güzelce yıkayalım. Şu şekil fışkırtıyoruz arkadaşlar tinerimizi ve tortularımız akmaya başladı arkadaşlar. Şöyle yumuşattıktan sonra önce bir yumuşatma işlemi gerçekleştirelim. Sonra arkadaşlar fırçayla şu şekilde sürtelim. Tekrar yıkama işlemimizi gerçekleştirelim. Arkadaşlar tortuların aktığını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar iyice yıkamış olduk. Tiner arkadaşlar, tiner. Ben başkasının ne dediğine bakmam. Tiner. Yıllardır kullanırım. Hiçbir zararı yok. En hızlı sökücü, çözücü tinerdir. Evet arkadaşlar, sizlerin de gördüğü üzere yürüyen grubu iç kısmı şu şekil. Arkadaşlar tertemiz oldu. O kendiliğinden kurur gider arkadaşlar. Hiç müdahale de etmenize gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi de parçalarımızı tek tek yıkayacağız. Şimdi kapağımızı yıkayalım. Evet arkadaşlar kapağımızı kırmızıya boyayacağız. Ondan dolayı güzel bir şöyle 400'le zımpara atacağız. Önce tinerle atalım arkadaşlar. Sonra güzel bir yıkayıp yıkamamız lazım arkadaşlar. Çünkü yağ oldu mu boya tutmaz. Sulu sabunla yıkadıktan sonra tekrar bir sulu zımpara atıp boyaya hazır hale getirmiş olacağız.
Evet arkadaşlar, kullanılmış tinerimizi atmıyoruz. Tekrar kullanmak üzere şöyle bir kabımıza bu şekil boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar bir sulu zımpara atalım kapağımıza. Ondan sonra sabunlu suyla tertemiz yıkayacağız. Yoksa boya tutmaz. Evet, komple gözünüz üzere her şey yıkandı. Gördüğünüz üzere debriyaj, ön varyatör, debriyaj kapağı, ön varyatör, dişliler, bagalar hepsi arkadaşlar komple yıkanmış oldu. Şöyle inceleme yaptığım zaman arkadaşlar debriyaj balatasının daha ne kadar sağlam olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Kolay kolay arkadaşlar arka debriyaj balataları bitmez. Marş dişimizde sorun yok arkadaşlar. Zaten sıyırmış olsa belli olur. Motosiklet çalışmaz yani. Çevirmez daha doğrusu. Tabi arkadaşlar ön varyatörü ele aldığımız zaman sıyırdığını şu şekil sıyırmış arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Evet, sıyırmış arkadaşlar. Alüminyum parça. Maalesef sıyırmış. Ama arkadaşlar kullanılıyor yani. Bu şekil kullanıyorum ben. Ama değişmesi lazım, onu söyleyeyim. Ön varyatör dişlisi zaten arkadaşlar kolay kolay zarar görmez. O da zamanla sıyırma imkanına sahip ama şu anda sıkıntı göremiyoruz. Bagalarımızı arkadaşlar ele aldığımızda bagalarımızın sıyırdığını arkadaşlar rahatlıkla sizler de görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz, sıyırmış durumda. Elimizde baga var arkadaşlar. Bagalarımızı değiştireceğiz. Evet, şöyle ele aldığımızda altı baganın da sıyırdığını rahatlıkla sizler de görebiliyorsunuz. Yürüyen için ne kadar temiz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş yürüyen grubu kapağımızı kırmızıya boyadıktan sonra arkadaşlar, tertemiz boyadıktan sonra montajımıza hep birlikte geçeceğiz. Evet arkadaşlar, kapağımız boyaya hazır. Arkadaşlar boyadık. İnanın arkadaşlar, attığımız boyanın güzelliğini sizler de yakından, çok yakinen görmek isterdiniz. Arkadaşlar parçalarımızı yerleştirelim. Kapağımız iyice kuruyuncaya kadar, kapağı iyice kurumadan takmayalım arkadaşlar. Yoksa parmak izi çıkar. Varyatörün takılacağı yeri arkadaşlar şöyle az bir kriz yağı şu şekil sürüyoruz arkadaşlar. Kayışın bulunduğu yere taşmayacak şekilde sürüyoruz.
Daha sonra arkadaşlar kapağımıza bagalarımızı, değiştirmiş olduğumuz bagalarımızı az bir kriz yağı ile arkadaşlar ısınmayı engellemek için şöyle kriz yağı sürerek takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlerin de gördüğünüz üzere bagalarımızı krizleyerek taktık. Sonra alüminyum parçaya girecek olan şöyle bir kapak var. Yalnız arkadaşlar kapakların şurasında da 3 adet plastik var. O bizim artık sıyırmaktan gitmiş. Biz o plastiği takmadan arkadaşlar takacağız. Şu şekil takmış olduk. Daha sonra arkadaşlar milimiz var. Milimiz de şöyle yarıya kadar arkadaşlar. Yarıya kadar şu şekil kriz yağı süreceğiz. Ve göbeğimize şu şekil takacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu şekil taktık. Kalem kalem size gösterdik. Daha sonra arkadaşlar şu şekil alıp içeri doğru iteliyoruz. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar üzerinde yağ kalmamış olması lazım. Yoksa kayışı kaçırma ihtimali yüksek. Şöyle sildik. Yağ kalmadığına emin olalım. Daha sonra arkadaşlar arka debriyajımızı içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi bilyalar var. Bilyaların yağlanması için az miktarda arkadaşlar yağ kullanacağız ki rahat hareket edebilsin. Yalnız arkadaşlar çok koyarsanız sıçrama ihtimali var kayışa falan. Şu şekil gördüğünüz üzere yağlamış olduk. Şekil silelim. Ondan sonra arkadaşlar çıkardığımız gibi şu şekil takıyoruz. Gördüğünüz takmış olduk. Tabii arkadaşlar takmadan önce kayışımızı da takmamız lazım ki oturtabilelim. Kayışımızı takmak için arkadaşlar şu şekil geriyoruz. Gördüğünüz üzere kayışımızı şu şekil arkadaşlar oturtturup bırakıyoruz. Sonra şu şekil arkadaşlar takıyoruz ve kayışımızı da gördüğünüz üzere arkadaşlar ön varyatöre de oturtmuş oluyoruz. Sonra arkadaşlar şöyle bir fanımız var. Şöyle bir demirimiz var arkadaşlar. Onu da şu şekil geçiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar dişlimizi alıp elimize, şurada tırtıllar var arkadaşlar. Mutlaka şu şekil arkadaşlar dişli oturması lazım. Yoksa atar. Yine arkadaşlar şu soğutucumuzu, yine dişleri var arkadaşlar. Şu şekil oturtuyoruz. Gördüğünüz üzere şöyle bir pulumuz var. Onu takıyoruz. Pulumuzu takıyoruz. Civatamız arkadaşlar boşluğu alıncaya kadar şu şekil sıkıyoruz. Arkadaşlar lokma anahtarıyla iyice boşluğumuzu alalım. Evet, boşluğumuzu almış olduk. Tabi bunun öncesinde maş dişlimizi de takmayı ihmal etmeyelim. Şu şekil maş dişlimizi de arkadaşlar takmış olduk. Yerine oturdu. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar şimdi debriyaj üst kapağımızı dişleri şöyle oturtturup vidamızla şu şekil boşluğunu alıp yine lokma anahtarımızla arkadaşlar şöyle boşluğunu alıp daha sonra
hazırlanmış olduğumuz aparatımızı şu şekilde taktıktan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar sıkacağız ama düz bir şekilde. Bakın şu şekil, şu şekil, şu şekil yapmayın. Yoksa bozarız civatayı. Bu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde. Yeterli. Yeterli arkadaşlar. Yoksa civatayı mutlaka bozarız arkadaşlar. Düz bir şekilde oynatmadan. Civataları çok hassastır. Daha sonra arkadaşlar ön varyatör için hazırlanmış olduğumuz dişli parçamız arkadaşlar şu şekil yerleştirip aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere sıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Çıkmaz. Şu şekilde arkadaşlar sıkıştırıp arkadaşlar ne yapıyoruz? Sıkmış oluyoruz ön varyatörü de. Arkadaşlar bütün parçaları yerine takmış olduk, oturtmuş olduk. Ne yapmıştık arkadaşlar? Mahşisini çıkarmıştık. Ön varyatör çıkarmıştık. Arka debriyajı çıkarmıştık. Yıkamıştık, temizliğini yapmıştık. Değişik parçaları söylemiştik, göstermiştik. Yine çıkardığımız şekilde arkadaşlar yerine oturtmuş olduk. Burada arkadaşlar yürüyen grubunun kapağı kaldı. O da iyice kuruduktan sonra takacağız ki arkadaşlar el izi hiç kalmasın. Tamam arkadaşlar 1, 2, 3 adet balatamız var. Balatalar zımparalamadan sakın geçmeyin arkadaşlar. Zımparaladığınız zaman kapağı daha güzel kavrar. Çekici daha da verimli hale getirir. Ve kapağımızın arkadaşlar içini de dudakların bulunduğu yeri de zımparalayıp o şekilde takıyoruz. Evet arkadaşlar kapağımız güzelce kurudu. Sizlerin de gördüğünüz üzere şimdi montajını yapacağız. Tabii arkadaşlar montajdan önce şu dişlere şöyle kriz yağı sürelim ki ayaklık da rahat ve güzel çalışıyor olsun. Şu şekil arkadaşlar. Şu şekil sürdüğümüz zaman şurada dişli var arkadaşlar. Her müstemafta dişli var iki tane. Ayaklık düzgün çalışır. Evet arkadaşlar şu şekil sürmüş olduk. Hemen akabinde arkadaşlar şuradan baş dinamosunun karşılığı var arkadaşlar. Oraya da sürersek biraz kriz yağı hiç olmazsa daha düzgün dönme şansı bulur arkadaşlar. Şu şekil süreceğiz. Evet arkadaşlar montaja geçiyoruz. Kapağımızı şu şekil boyasını bozmadan boyayı bozmak istemiyorum arkadaşlar. Ondan evet yine oturdu. Şimdi tek tek civatalar arkadaşlar öncelikle şöyle boşluğunu alacak şekilde yerleştiriyoruz. Amacım boyaya zarar vermemek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada bir tane aparatımız var. Fren telini tutan. Onu da şu şekilde takıyoruz. Şöyle boşluğunu alıyoruz. Amacım boyaya zarar vermeden takmak arkadaşlar. Boyanın üzerinde iyice kuruması. Şurada da arkadaşlar şöyle bir
aparatımız var içeride. Hortumları tutan. Onu arkadaşlar şu şekilde takıyoruz. Şöyle boşluğunu alalım. Evet, onu da boşluğunu almış olduk. Arkadaşlar, onca civatanın içerisinde uzun bir civatamız var. Onu da şuraya takacağız. Şöyle benzin taliye yerine şu şekil, onun da boşluğunu alacağız. Titiz çalışıyorum arkadaşlar. Önemli olan boyayı bozmamak, parmak izi çıkarmamak. Evet arkadaşlar, şu şekil sıkıyoruz. Çaprazlama sıkacağız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Çok sıkmayalım arkadaşlar. Yoksa yarama yapabilirsiniz. Bu şekil. Şu şekil. Bu şekil. Arkadaşlar, çok sıkıp yarama yapmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Çok sıkmayın. Siz yapmaya çalışıyorum boyayı bozmadan. Arkadaşlar bu şekil kapağımızı takmış olduk. Arkadaşlar ayaklığımızı boyamak için çıkarmıştık. Son bir işlem kaldı. O da arkadaşlar ayaklığımız, inşallah onu da titizlikle takarsak çok iyi olacak. Şimdi boyayı bozmak istemiyorum arkadaşlar. Boyayı bozmak istemiyorum. Boyayı bozmadan taktık. Bunu da bozmadan takmak istiyorum. Evet arkadaşlar, ayakkabımızı da takmış olduk. Yani arkadaşlar büyük bir titizlikle taktık civatalarımızı. Burada lokma anahtarı kullanmayacağım. Çünkü lokma anahtarı değiyor. Normalde değdiği zaman değiyor şekilde girer. Ama şuradaki boyayı çizer diye normal İngiliz anahtarıyla sıkıyorum. Yani arkadaşlar büyük bir titizlikle taktık civatalarımızı. Burada lokma anahtarı kullanmayacağım. Çünkü lokma anahtarı değiyor. Normalde değdiği zaman değiyor şekilde girer. Ama şuradaki boyayı çizer diye normal İngiliz anahtarıyla sıkıyorum. Evet arkadaşlar. Sıkmış olduk. Çok da güzel sıkmış olduk arkadaşlar. Evet, harika. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Arkadaşlar, benim için önemli olan konulardan bir tanesi işte bu boyadığım yürüyen grubunun kapağını titizlikle takabilmekti. Bu benim için çok önemliydi. El izi çıkarmadan, parmak izi çıkarmadan üzerine takıp o şekil kurumasını sağlamasını becerebilmekti. Sağlamayı becerebilmekti. Arkadaşlar çeşitli videolarda bu videonun da sonuna geldik. Sizler de kendinize bir şeyler katabilmek için arkadaşlar mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirim sesini açmayı ve çeşitli videolara, birçok videolar mevcut olup arkadaşlar kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.